Bu ne rezalet böyle? Bu ne cüret? Ne oluyor Halide? Senin burada ne işin var Kemal? Ha? Ya senin Ramazan? Ne demek ya senin Ramazan? Yeğenimizin doğum günü, onu kutluyoruz. Öyle mi? Kutlayamazsınız. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ne var Halide, ne istiyorsun? Hemen çiftliğimden defolup gitmenizi istiyorum. Ya Deze, sen demedin mi bir ay müddet veriyorum diye? Unuttun ne ne? Verdim. Verdim. Şimdi de vazgeçtim. İşte belge. Hemen çiftliğimi boşaltıyorsunuz. Şimdi. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Nereye, nasıl gidelim Allah aşkına? Bu beni alakadar etmez Serap. Şu andan itibaren bu çiftlik benim. Siz de işgalcisiniz. Kendi isteğinizle gidin. Gitmezseniz zaten jandarma atacak. Deza, kurban oldum bak, yeğenimizin doğum günü olmuyor böyle el kadar bebeğe sokağa mı atacağız? Sen bak, eve git, tamam mı? Ben gelin konuşuruz yani. Yazıktır, ayıptır teyzem benim. Ayıptır öyle mi? Heh. Asıl sizin yaptığınız ayıp. Ben bu süreyi size çalıp oynayın diye vermedim. Ev bulun diye verdim. Üstelik de kocama alet ediyorsunuz. Ben senin kocan değilim, bunu kafana sok. Şimdi bu insanları rahat bırak ve defol git. Sen hala benimle evlisin Kemal. Sen de bunu sakın aklından çıkarma. Hiçbiriniz çıkarmayın. Hadi şimdi defolun. Sana güvenmekle hata ettim. Böyle yapacağını bilmeliydim. Ben de sana acıdım, merhamet ettim. Ama sen her zamanki gibi iki yüzlü çıktın. Merhamet insanlara mahsustur halde. Sen insan falan değilsin ki. Yeter artık. Çavuş, hemen atın şu kadını evimden. Ya kardeş, bir dur hele kardeş, bir dur. Neyse bak, sen bu kadar insafsız olama, kurban olduğum ne olursun ya. Ramazan, seninle sonra hesaplaşacağız. Çek git. Ya şimdi hesaplaşacak o zaman Halide Hanım ya. Ya el kadar çocuğu, yeğenimizi sokağa mı atacağız ya? Ramazan, kes sesini. Kesmiyorum. Allah Allah, kesmiyorum Deze ya. Sen bir acayip bir kadın olmaya başladın ha. Yemin ediyorum bambaşka bir kadın oldun. Bazen var ya, Deze'm olduğun için utanıyorum ya. Ramazan, sen kendinden utan. Ramazan. Sen kime vurdun sanıyorsun ha? Kime vurdun sanıyorsun? Size son kez söylüyorum. Hemen çiftliğimi boşalt. Yeter ulan! Sıkıysa gel sen, çıkart sana! Allah'ımızın ulan sen! Ha? Allah'ımızın! Yeter! Bakın, karar ortada. Çiftliği boşaltmanız gerekiyor. Lütfen zorluk çıkarmayın. Siz de mi bu kadının tarafını tutuyorsunuz? Bir ay müddet vermişti diyorum size. Şimdi vazgeçti. Nereye gideceğiz? Nasıl toparlanacağız bu vakitten sonra? Bakın, direnirsiniz yasalara karşı gelmiş olursunuz. Ulan ben ne? Dur! Cepsin, dur! Tamam! Ya! Deze, sen ne yapıyorsun ya? Çavuş, ne duruyorsunuz, neyi bekliyorsunuz? Yeter. Hepiniz tutuklanmak zorunda kalacağım artık. Halide Hanım, yemin ediyorum var ya, senin suyun iyice ısındı bak. Bundan böyle var ya, ben senin arkamda değilim, bunu bil. Böyle yaparak eline ne geçecek ha? Çiftliği aldın, daha ne istiyorsun? Çavuş, hepsini atın dışarı. Asıl sen defol git buradan. Ya Deze, sen ne yaptığını zannediyorsun Allah'ını seversen? Kardeşim bak, biz yeğenimizin doğum gününü kutluyoruz burada, tamam mı? Bu kadın bize müddet vermiş. Yeter! Kardeşim, bak... Tamam! Yeter. Gidiyoruz. Kızım. Gidiyoruz dedim. Alabildiğin eşyanı al. Benim eve gidiyoruz, hadi. Yüzüm yok Kemal. Biz kalacak bir yer buluruz. Güllü, tenekeye dönemezsin. Oteli falan da ben bırakmam. İşler yoluna gireni, bir ev bulana kadar Ali'yi de alıp bende kalacaksınız. Zehra teyze de gelir, hadi. Ya bir duyan olursa? Halide yeterince rezalet çıkardı zaten. Sen kimseye bir şey deme. Seni ortada bırakacak değilim. Hadi. Benimle geleceksiniz, o kadar. Hı.
Haftaya geldiğin gibi gideceğini söylemiştim sana. Güle güle Serap. Hak yerini buldu işte. Acıktınız mı? Acıktık ya. Sabahtan beri hiçbir şey yemedik. İçeride bulgur falan var. Ha, iyi. Güllü kızım. Ben Muzaffer Ali'yi sallayayım, uyanmasın. Sen mutfağa gidip yemek hazırla ne kızım? Tamam anam. Perişan oldu. Nasıl alışacak bilmiyorum. Alışacak Zehra teyze. Alışmak zorunda. Hepiniz beni iyi dinleyin. Bundan böyle çiftliğin hanımı benim. Rahmetli abimin sağlığında olduğu gibi bu çiftlikte benden habersiz kuş uçmayacak. Eski hanımınız işleri berbat ettiği için toparlaması bana düştü. Eskiden beri burada çalışanlar beni hatırlayacaktır. Ben Serap'a benzemem. Tembellikten hoşlanma. İşini aksatanın, hata yapanın gözünün yaşına bakma. Yarından itibaren her şey eskisi gibi olacak. Muzaffer Bey'in zamanındaki gibi en bereketli, en görkemli çiftlik burası olacak. Yasin ha, sen bu çiftliğin demirbaşısın. Çiftçibaşı olarak bundan böyle çiftliğin mesuliyeti sana ait. Yarın ilk işin çiftliğin vaziyeti hakkında bana rapor vermek. Emredersiniz hanımım. Serap bugünden itibaren bu çiftliğe giremeyecek. Birkaç kişi kapının orada nöbet tutsun. Girmeye çalışırsa izin vermeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hanım. Hadi, hepiniz dağılın. Şıra, tenekeye mi döndün yoksam? Ya babam senin işin mi yok ya? Yürü git evine ya. Asuman Hanım, siz çarşı tarafına mı gideceksiniz? He, orada bir arkadaşımda kalacağım. Sonra da başımın çaresine bakarım. Sağ ol. İyi. Emme, hanımı çarşı meydanına varınca indirirsin gideceği yerde, tamam mı? Hadi Ramazan. Tamam kurban olduğum. Cemşira var mı bir şeye ihtiyacın? Yok. Ben hallederim, sağ ol. Hadi iyi geceler. Sıra da.
Allah'a emanet ol Cemşir. Hadi. Araba dur. 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 Asuman. Gel. İn aşağı. Nereye ineyim? Aşağı in. Hadi gel. Gel. Arabacı, sen git. Hanımı ben bırakacağım istediğin yere. Hadi. Hadi yürü. Nereye yürüyeyim? Bana. Ne yapıyorsun? Ya bir gören olursa? Görürlerse görsünler. Seni sokağa atacak değilim ya. Yürü. Bak bakalım, beğenecek misin? Ah! Oh, Edith Piaf. Evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi... Geçen gün keşke abim gitmeden önce söyleseydim diyordum. İçine mi doğdu ne? Şanzelize'de yürürken vitrinde gördüm. Aklıma sen geldin. Seversin bilirim. Sevmem mi? Bayılırım. Özlemişim burayı ben ya. Vallahi şu mutfak bile burnumda tütüyormuş, yemin ediyorum ha. Ya. Kızım böyledir işte. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Ama Serap Hanım gidince aklıma ne geldi biliyor musun? Bu çitliğe ilk geldiği gün geldi.
O zaman bir dua etmiştim. Demiştim ki inşallah buraya geldiğini gördüğüm gibi çıktığını da görmek nasip olur diye. Yüce Rabbim nasıl da dualarımı kabul etmiş, görüyorsun değil mi? Mağdur olmuş bir insan için böyle konuşmak yakışmaz Gülizar. Ayıptır, günahtır. Kim mağdur olmuş? Sirap Hanım mı mağdur olmuş? Ay güldürme beni, Allah'ını seversin Yasin ağa. Burada mağdur olmuş biri varsa o da Halide Hanım'dır. Serap Hanım Halide Hanım'a yıllardır çektirmediğini bırakmadı ya. Hemen sana bir şey söyleyeyim mi? Serap Hanım bu çiftliğe ilk geldiği gün bu çiftliğin hanımı olmayı kafasına koyduydu. Kız dinsiz dinsiz konuşma gene. Ne biliyorsun sen kadının kafasının içine? Niye? Geldiğinde bas bas bağırmıyor muydu? Ben attan inip de eşeğe binmem diye. Hah, şimdi görsün bakalım atı da eşeğe de. Tövbe tövbe. Ağzını topla Gülizar. Hiç yakışıyor mu? Sözünü ettiğin Muzaffer Bey'in oğlunun anası. Muzaffer Bey çok hata etti onu çocuğunun anası etmekle. Çok büyük hata etti. Gerçek söylüyorum sana. Ama sonunda adalet yerini buldu nihayet. Haksız mıyım amma? Öyle değil mi? Hadi sen söyle, haksızsam haksızsın de. İnsan var ya, ne oldum değil, ne olacağım demeli. Serap Hanım'mış. Serap Hanım'ın hanımlığı mı kaldı ya? Serap Hanım gitti, yerine geldi Güllü. Oh! Mis gibi kokuyor. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nefis olmuş. Sen yemek yapmayı bilir miydin? Aa, bilir ya. Eskiden yardım ederdi bana. Her şeyi bilir benim kızım. Ama temizlik, çamaşır neyin elini sürmezdi. Sen evlenince ne yapacaksın derdim. E, hizmetçilerim olacağı benim derdi. Zehra teyze, sen yemeğini yap, ben bakarım. İyiyim hadi. Güllü, yapma böyle. Üzme artık kendini. Bak burada beraberiz. Oğlun yanında. Anan yanında. Ben yanındayım. Mühim olan da bu değil mi? Öyle. Öyle ama hazmedemiyorum işte. Bizi nasıl kovaladı görmedin mi? Güllü, bak bunları düşünme. Yaptıkları Halide'nin ayıbı. Sen sadece çiftliği kaybettin. Ya Halide? Asıl ben onu açıyorum. Yapayalnız, mutsuz. Bütün kötülüğü de bundan zaten. Zehrini etrafa saçarak mutsuzluğunu ve yalnızlığını kapatmaya çalışıyor. O kadının adını ağzına alma Kemal. Allah onun belasını versin. O çiftlik başına yıkılsın inşallah. Bana kalırsa böylesi daha hayırlı oldu. O çiftlik kimseye mutluluk getirmedi. Getirmeyecek de. Bizim yeni bir çiftliğimiz olacak. El birliğiyle adam edeceğiz. Ali yine çiftlikte büyüyecek. Hem parayı da düşünme. Ben çalışıp kazanırım. İstersen sen sadece çocuğunla alakadar olursun. İstersen fabrikaya bile gitmezsin. Olmaz Kemal. Ben çalışmadan duramam.
Kendimi bildim bileli çalışıyorum. Hayatım boyunca çalıştım ben. Tamam, çiftliği kaybettim. Ama oğlumun istikbalini kaybedemem. Fabrikayı, tarlaları kaybedemem. İyi o vakit. Yeter ki sen bırakma kendini. Büllü, kaybettiklerini değil, sahip olduklarını düşün. Büllü, er geç haliteden boşanacağım. O kadın asla boşanmaz senden. O istese de istemese de boşanacağım ondan. Sadece biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Evleneceğiz. Eskiden hayal ettiğimiz gibi mutlu bir hayatımız olacak. Çok mutlu olacağız. Ben buna inanıyorum. Ne olur, sen de inan. Asuman, su içer mi? Yok, istemem, sağ ol. Cemşir. Heh. Olmaz böyle. Ben burada kalamam. Hadi bu gece geldik. Ama yarın gideceğim. Para lazım. Oğlana para yollamam lazım. Asuman, bak dışarıdaki mahalle tekmil benim. Bütün evler kirayı bana verir. Hem şükür ölmedim daha. Gerekirse çalışıp daha fazla kazanırım. Ben sana da oğlunla da bakarım. Cemşir, karın ne olacak? Olacaksa olacak artık. Ok yaydan çıktı bir kere. Bunca yıl kocalık ettim ona ben. Ama bundan geldi. Senin benden gitmene dayanamam Asum. Ben sensiz yapamam Asum. Yapamam işte. Madem öyle diyorsun, ne iyi öylesin. Dolapları boşaltıyorsun. O kadının hiçbir eşyasını evinde istemiyorum. Ne yapayım ben bunları? Topla hepsini yak. Yakayım mı? Ama çok kıymetli tarihler bunlar. Gülizar, ne diyorsam onu yap.
Günaydın. Günaydın. Üşümedin mi burada? Yok, üşümedim. Alışığım ben. Çocukken yazları damda yatardım hep. Ben işe gidiyorum. Sen niye erken kalktın? Uyusaydın biraz daha. Uyuyamadım. Hiç mi? Hiç. Döndüm durdum sabaha kadar. Güllü. Hı. Ama söz vermiştin bana. Hani üzmeyecektin kendini? Elimde değil Kemal. Düşünmeden yapamıyorum. İçim içim yiyor. Bu çiftlik oğlumun, Halide'nin değil. Ne yapıp edip o çiftliği alacağım? Güllü. Kemal, ne olur bana kızma. İnan ki kendim için istemiyorum bunu. Oğlumun istikbalini korumak zorundayım. Güllü. Olan oldu. Çiftliği geri nasıl alacaksın ki? Bilmiyorum. Ama bir yolunu bulacağım. Çok şıksın Gülizar. Çok sağ olun Halide Hanım. Serabın değil mi bu? Evet. Ben baktım üstüme uyuyor, ziyan olmazsın dedim. Ama siz istemiyorsanız yakabilirim de yani hemen. Yok. Sana ondan daha çok yakışmış. Bırak kalsın. Öyle mi? Ben çok sağ olun. Ekrem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halide burada mı? Burada, içeride. Buyurun. Ekrem Bey geldi. Ekrem. Merhaba Halide. Sen ne zaman döndün? Az önce geldim. Gelir gelmez de seni göreyim istedim. Demek bütün hayatını geçirdiğin ev burası, öyle mi? Evet. Çok güzelmiş. Senin için neden bu kadar kıymetli olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyorum. Ama artık hazırlansan çok iyi olacak. Çünkü yarın gidiyoruz. Yarın mı? Evet. Herhalde beklememize lüzum yok artık. Çiftliği aldın, Serap'ı buradan attın. Gidebiliriz, öyle değil mi? Gidemeyiz Ekrem. Ben buraya aitim. Bu eve, bu çiftliğe. Hem çocuğum burada büyüsün istiyorum. Tıpkı abim gibi. Bu çiftliğe bey olsun istiyorum ben. Ama niye bana bunu daha önce söylemedin ki? Kafam karışıktı. Bilemedim işte. Ama biraz üstüne düşününce isteğimin bu olduğunu anladım. Halide, eğer burada kalırsak her şey ortaya çıkar. Sen Kemal'den boşandıktan sonra medeni kanuna göre en az 6 ay benimle evlenemezsin. O vakitten sonra da senin hamile olduğun ortaya çıkar. En iyisi yurt dışına gitmek. Boşanma davası neticelenince hiçbir şey beklemeden seninle evlenebiliriz. Sonra sen çocuğunu istersen gel burada yetiştir yine. Anlamıyorsun. Ben seninle evlenemem. Ne demek evlenemem? Bak Ekrem. Sana yalan söyledim. Kemal'den boşanmıyorum. Aslında gerçekten dilekçeye vermiştim. Ama vazgeçtim, hemen geri aldım. Niye yaptın böyle bir şey Halide? Çünkü boşanırsam Kemal'le Güllü evlenirler. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Benimle evlenmeyi kabul ettin. Buradan gideceğimizi söyledin. Şimdi neden bahsediyorsun Allah aşkına? Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Hemen eşyalarını topla gidiyoruz buradan. Hadi. Ekrem, kolumu bırak. Yürü.
Canımı acıtıyorsun. Eğer benimle oynamaya devam edersen senin canını öyle bir acıtırım ki doğduğuna pişman olursun, anladın mı? Derhal avukata gidip dilekçeyi veriyoruz. Ondan sonra da gidiyoruz buradan. Yeter artık. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Sen tek başına karar veremezsin. Karnında benim çocuğumu taşıyorsun. Anladın mı? Öyle mi? Nereden biliyorsun senin olduğunu? Ha? Ne demek bu? Ne demek istediğimi açık. Yalan söylüyorsun. Bunu hiçbir zaman bilemezsin. Daha ne kadar Kemal'in evinde kalabiliriz ki? Birileri duyacak, laf olacak diye ödüm kopuyor. Kemal bir ev tuttu dedin ya, o ev hazır olunca oraya taşınırsınız. Evlendiğiniz vakitte bir mesele kalmaz artık. O vakit ne zaman gelecek? İçimden bir ses çok yakında gelecek diyor. İnşallah. Ah, bu kadının bir açığını yakalasam. Yakalasan ne olacak ki? Ne olacağı var mı Pakize? Çık git evimden derim. Kemal'den boşan derim. Sen Kemal'in tuttuğu evde yaşamak istemiyorsun anlaşılan ha? Pakize, o çiftlikten kopmam o kadar kolay mı sanıyorsun? Tamam, Kemal'i üzmek istemiyorum. Ama o çiftlikten de vazgeçemem. Oğlumun istikbali orası. Benim için gurur meselesi oldu artık bu iş. O kadına mı bırakacağım orayı? Bunca yaptığı şeyden sonra. Hırsımdan ölürüm vallahi. Ah be Gülüm. Bebenle, Kemal'le huzurlu olman daha mühim değil mi? Dikkat et Gülüm. Bu hırsın yüzünden Kemal'i de kaybetmeyesin. Ne dövdürüyorsun kapıyı alacaklı gibi tak 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 tak? Hani tenekeye döndün madem, bir hoş geldin diyeyim dedim. Ha, hoş gördük. Bir şey daha var. Ne var? Şey, kirayı, madem köye döndün kirayı isteyecektim. Ne? Kira diyorum. Kira mira yok, bas git kabak. Anamadım. Kira mira vermiyorum. Bu mahalle benim, bas git. Ne oluyor ya? Cemşir? Kurban olduğum, sen ne zaman geldin? Hiç görmedik ya. Niye geldin? Ya hepinize tek tek hesap mı vereceğim be? Dondum işte, dondum tenekeye. Cemşir efendi, ben senden bu tenekeli mahalleyi satın almadım mı? Avucuna takır takır parayı saymadın mı? Onun için bana kirayı vermek mecburiyetindesin. Hiçbir şeye mecbur değilim kabak. Elinde vesikan mı var adam? Yok. İyi o zaman. Şimdi bas git. Gerekirse kiraları ben toplarım. Çiftlikten atılınca eski Cemşir geri geldi. Bana bak kabak. Sen hiç bir laftan anlamaz mısın? Bas git dedim be adam. Ben kiramı isterim Erenler. Ay sana da, Erenlerine de. Ey tenekeli! Ben Elçi Cemşir. Bundan böyle hepinizin kirasına 150 lira zam yaptım. Yarına kadar herkes kirasını ödeyecek. Getirmeyeni kapının önüne korun.
Abi neyin var? Geldiğinden beri ağzını bıçak açmıyor. Canını sıkan bir şey mi oldu? Onun yüzünden değil mi? Halide sıktı canını. Ben sana söylemiştim. Onun nasıl bir şeytan olduğunu, ondan uzak durman gerektiğini. Onun için üzülmeye, canını sıkmaya değmez. İnan bana. Halide sana layık değil. Halide hamile. Ne? Karnında benim çocuğumu taşıyor. Ama bunu inkar ediyor. Kemal'denmiş. Öyle diyor. Doğru olabilir mi? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bunu onun yanında bırakmayacağım. O benim daha kim olduğumu anlamadı. Bana yalan söylemek neymiş göstereceğim ona. Benimle oyun oynamanın cezasını çekecek. Merak etme abi. Halide seninle gelmek zorunda kalacak. Nasıl? Hamile olduğu duyulursa rezil olur. Adana da barınamaz. Öyle değil mi? Günaydın Serap Hanım. Günaydın. Bir bayan geldi, sizi bekliyor içeride. Yeni odanızda bekliyor Serap Hanım. Ha. Burası artık o kadının odası değil mi? Senin ne işin var burada? Konuşmamız lazım Serap. Mesele nedir? Halide'den çiftliği nasıl geri alacağını biliyorum. Nasıl? Halide ile ilgili bir şey öğrendim. Hem de öyle bir şey ki, ondan çiftliği geri almakla kalmayıp Kemal'den boşanmasını bile sağlayabiliriz. Yani Halide'den sonsuza dek kurtulabiliriz. Yasin Ağa, ahırlar çok bakımsız kalmış. Oraları bir düzenleyiver. Başüstüne efendim. Bahçeler ne durumda? İyi durumda efendim. Bundan sonra çiftlikte her şeyin dört dörtlük olmasını istiyorum Yasin Ağa. Siz niye oturuyorsunuz orada? Hadi işinize. Şu samanları çuvallara doldurun. Çabuk hadi bakayım. Çiftliğin toparlanabilmesi için ne kadar para gerekiyorsa tespit et. Baş üstüne. Kışa girmeden hepsinin tamamlanmasını istiyorum. Anlaşıldı efendim. Açın şu kapıyı. Halide Hanım'ın emri var. Sizi bu çiftliğe sokmamız yasak. Bana bakın, Halide Hanım burada geçici. Ben bu çiftliğe geri döneceğim. Ona göre ayağınız denk alın. Benim kafamın tasını attırmayın. Yoksa sizi kapının önüne koyarım. Hadi, açın şu kapıyı. Açın.
Halide nerede? Siz buraya giremezsiniz. Halide nerede dedim sana? Ne oluyor burada? Gürültü ne? Halide! 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 Sen nasıl girdin içeri? Defol git çiftliğimden. Hayır Halide. Asıl sen defolup gideceksin bu çiftlikten. Yine neden bahsediyorsun sen? Her şeyi biliyorum. Ekrem'le aranızda geçenleri. Gebe olduğunu. Onun çocuğunu taşıdığını. Her şeyi. Beni ahlaksızlıkla suçlarken yediğin haltlar duyulursa ne yapacaksın? Ha? Nasıl yaşayacaksın burada? İnsanın içine çıkamayacaksın. Herkes arkandan konuşacak. Çiftlikteki yanaşmalar bile dedikodunu yapacak. Muzaffer Dinç Aslan'ın kardeşi gayrimeşru çocuk taşıyor diyecekler. Bütün bunları göze alabilecek misin Halide? Çiftliği bana vereceksin. Kemal'den de derhal boşanacaksın. Ondan sonra da Adana'dan defolup gideceksin. Anladın mı? Yoksa dediklerimi bir bir yaşarsın. Ahlaksızlığını herkes öğrenir. Herkese rezil olursun Halide. Anladın mı? Defolup gideceksin bu çiftlikten. Hayır Serap, hiçbir yere gitmiyorum. Haysiyetinden, onurundan daha önemli bu çiftlik, öyle mi? Serap, ben evli bir kadınım. Evli bir kadının hamile olmasından daha tabii ne olabilir? Ha? Bu durum niçin bir rezillik olsun ki? Ha, senin gibi dul olsaydım evet. Rezil olabilirdim. Herkesin diline de düşebilirdim. Ama değilim. Unuttun galiba. Ben hala Kemal'le evliyim. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek istediğim çok açık. Ben bir ahlaksızlık yapmadım. Karnımdaki bebek Kemal'den. Ne? Yalan söylüyorsun. Bu durumda hiçbir şey yapamazsın. Kemal'den asla olamaz o çocuk. Bu durumdan nasıl bu kadar emin oluyorsun? Seni aşağılık yılanca! Çabuk. Çık çiftliğimden. Yoksa jandarma çağıracağım. Gerçeği ortaya çıkartacağım Halide. Bu yaptığının cezasını çekeceksin. Alo? Ekrem. Seninle konuşmam gereken şeyler var. Buraya gelebilir misin? Seninle konuşacak bir meselem yok benim Halide. Ekrem, lütfen. Çok mühim. Kızı, sana yemin ediyorum var ya, benim hiç bugün fabrikaya gidesim yok ya. Hele var ya, dezemin yüzünü hiç göresim yok. Şeytan görsün onun yüzünü. Nasıl vurdu sana? Elleri kırılır inşallah. Ama kurban olduğum, ben onun bana vurmasını geçtim ya. Onun bu katı biri geçti, beşi geçti, onu geçti yemin ediyorum ya. Yemin ediyorum var ya, fabrikaya sırf niye gidiyorum biliyor musun? Yani işçiler cinnet geçirmek üzere. Bu katı çıktı çıkacak yemin ediyorum. Ama bir şey yapamıyorum ki ne kardeşim, vekalet kadında. Anlıyor musun? Söz sahibi o yani. Ben ne konuşacağım ki? Boş, fıs! Yani nasıl olur da o kadına güvenip de vekaleti ona verirsin, anlamadım ki. Ya kurban oldum, yaptık bir cahillik işte. Ama yok, en yakın zamanda gideceğim avukata. Vekaletimi geri almak için ne gerekiyorsa hepsini tek tek yapacağım. Bak sana yemin ediyorum. Aferin. Geç bile kaldın ama neyse. Zararın neresinden dönsen kârdır. Doğru diyorsun.
Zeka. İl. Er. Az. Sıradaki. Usul. Yusuf, geçen hakim borcu getirmemişsin. Tamam, hepsi çıkmadı zamda yapınca. Ha, çıkmadıysa bana ne? Çıkmadıysa pılıyı pırtıyı toplayıp gideceksin. Tamam, bu seferlik hoş görsen. Niye? Ben hayır kurumu muyum oğlum, ha? Ya kiranızı getirirsiniz, ya dayanlar. İyi de, daha geçen gün kabak havuza kira verdik biz. Kaç tane sahibi var mahallenin? Bu mahallenin bir tek sahibi var, o da benim. Bunca zamandır bunu bellemediyseniz sizin meseleniz. Şimdi gidin paranızı kime kaptırdıysanız halledin. Yürü. Yarayan değil mi Erenler? Bu adamın yaptığı düpedüz. Zorbalık bunun adı. Kiralar benim hakkım. Bu mahalle benim. Senin de, ikimizin. Yarı yarıya. Bunu konuştuyduk kaba. Ben öyle demedim. Sen dedin. Bak, bu altın mevzuunda ikimizin de parmağı var. Değil mi? Biz seninle mecburen ortağız. Bir de şöyle düşün kaba. Eğer seninle ben aynı safta olmazsak... Bu Cemşir'i yenemeyiz. Bununla baş edemeyiz kaba. Öyleyse burada niye duruyoruz? Niye durup seyredik? Yürü davranalım. Sen ne güzel söyledin ya. Bizim elimiz armut mu topluyor? Yürü kaba. Yürü. Yürü kaba. Yürü. Yürü kaba. Yürü kaba. Cemşir Efendi! Cemşir Efendi! Senin yaptığın imana sığar mı? Haksız yere para toplayın. Baba, sen ne diyorsun? Ne konuşuyorsun? Önce kiranı öde, sonra konuş ha? Bir de benden kira mı istiyorsun? Hı? Aklını tek mi kaçırmışsın sen? Ne oluyor ya? Cemşir Efendi deyyusluk ediyor. Bana bak, kabak! Ağzını topla. Deyyus senin babandır lan. Oo, olmuyor ama. Neyi paylaşamıyorsunuz ki ne siz? Mahalle. Duyduk duymadık demeyin erendir. Bu mahalle benimdir. Yarısı da benimdir. Bu adama verdiğiniz kira paraları haybeye. Nedir bu Cemşir ağa? Ne iş bu? Bana bak kabak. Sıkıyorsa gel al. Kiralar burada. Ha? Ya Cemşir ağa, olmuyor ama ayıp oluyor. Bu senin yaptığın kardeşim düpedüz dolandırıcılık oluyor yani. Bana bak Ramazan. Sen bu işe karışma. Bir şey söyle Reşit. Ya bak Cemşir. Şimdi kabak da haklı, o kadar para vermiş. Senden mahalleye satın almış değil mi? E şimdi sen bu garibana neden böyle yapıyorsun? Yapmasan daha iyi. Al lan paranı. Al! Al! Paranı verdim, hesabı kapattım. Kabak! Bundan sonra bu mahalle benim. Anlaşıldı mı? Ben sana bundan daha fazlasını verdim. Ha, gerisini de artık bir yıllık kirana sayarız. Kabak efendi. Bana bak. Bundan kelle. Beni dellendirip üstüme gelmeyin. Anlaşıldı mı? Dağın lan şimdi. Ya kardeşim bir şey diyeceğim ben şimdi. Cemşir ağa niye delirdi, köpürdü içine böyle durduk yere? Geri zekalı. Ya ne yapıyorsun, çocuk musun, nesin? Yürü Allah'ın sen ya, orada mı? Hayrola Cemşir. Niye bağırdın öyle? Adamı değerlendiriyorlar. Mühim değer. Bak, kiraları topladım. Hadi giyin de çarşıya gidelim. Çarşı?
Nasıl gideriz ki? Bir gören olursa. Görsün. Hadi sen git. Hadi. İyi, öyle diyorsan. Hele dur. Bekle. Toplam arkadaşlar. Haftalıkları dağıtacağım. Tamirhane nasıl gidiyor Kemal? İyi gidiyor usta. Daha ne kadar dayanacaksın böyle? Gece tamirhane, gündüz burası. Hastalanacaksın. Günde 2 saat uyumak yetiyor be usta. Hem daha evin tadilatını yapmam lazım. Gelin bakalım arkadaşlar. Eline sağlık. Güllü. Bir şey mi oldu? Konuşmamız lazım. Usta, ben geliyorum. Tabii tabii. Kemal, sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyle. Ne oldu ki? Sen şey... Ben ne? Sen, Halide ile... Evet. Halide hamileymiş Kemal. Ne? Kemal, bana doğruyu söyle. Sizin aranızda bir şey geçti mi? Bu ne biçim soru Güllü? Ne vakittir Halide'den ayrılmaya çalıştığımı sen de biliyorsun. Böyle bir şeyi nasıl söylersin, nasıl sorarsın? Sormaya mecburdum Kemal, affedersin. Yani doğru olmadığını ben de biliyordum ama sormak zorundaydım. Nereden duydun bunu? Doğru olduğun ne malum? Seher. Seher söyledi. Dediğine göre Halide Ekrem'den gebeymiş. Ama senden olduğunu iddia ediyor. Bu iş çığırından çıktı artık. Ne yapmaya çalışıyor bu kadın? Kendini ne zannediyor? Çok fazla zamanım yok. Ne diyeceksen söyle. Peki. Hamile olduğumu kimseye söyledin mi? Niye sordun bunu? Serap geldi buraya. Beni tehdit etti. Çiftliği geri istiyormuş. Vermezsen beni Adana'ya rezil edecekmiş. İtibarım kibarım olacak. Karnındaki çocuğun kimden olduğu belli değil. Ama sen itibardan bahsediyorsun. Ekrem lütfen konuyu saptırma. Ben sadece Serap'a bunu söyledin mi söylemedin mi merak ediyorum. Elbette söylemedim. Niye böyle bir şey yapayım ki? Çocuğun Ekrem'den olduğunu ispat edebilirsek derhal boşanabilirsin. Ben de çiftliği geri alabilirim. Ha? Bir düşünsene, her şey istediğimiz gibi olur o zaman. Kemal, ne oldu? Neden susuyorsun? Bak Güllü, sadece Halide'nin değil benim şerefim de söz konusu. Bu meselenin dillendirilmesi hiç hoş olmaz. Ne demek bu? Yani susacak mıyız? Bak bunu Halide'ye karşı kullanabiliriz Kemal. O bizi namussuzlukla suçlarken iyi miydi? Ne yapacaksın? Ha? Ortaya çıkıp Halide Ekrem'den hamile mi diyeceksin? Yakışık alır mı hiç? Ama bir şey yapmaya mecburuz. Bak, Halide'yi tehdit edip çiftliği bu şekilde ondan alırsan senin de Halide'den bir farkın kalır mı? Nereye? Çiftliğe. Bu işi ben çözeceğim. Sen sakın bir şey yapayım deme. Sakın. Eğer çocuk Kemal'dense zaten korkmana hiç gerek yok. Serap sana hiçbir şey yapamaz. Eğer sen aramızda geçenlerden bahsedersen... Kemal seni tek celsede boşayabilir. Bak Ekrem, tamam. Bu çocuk Kemal'den değil. Biliyorsun biz Kemal'le aylardır ayrıyız. Uzun zamandır hayatıma giren tek erkek sensin. Halide.
Bunu söylemek niye bu kadar zor oldu senin için? Çünkü sana gerçeği söyleseydim, bana gitmemiz için baskı yapacaktın. Sana daha önce de söyledim, ben burada ölmek istiyorum, bu çiftlikte. Çocuğum da burada doğsun, burada büyüsün istiyorum. Abim gibi bey olsun istiyorum. Halide. Bak, bunları daha önce konuştuk seninle. İstediğin şeyi yapabilirsin. Sadece bir sene ayrı kalacaksın çiftlikten. Kemal'den boşanır boşanmaz Paris'te evleniriz. Çocuğumuz doğduktan sonra da buraya döneriz. Kimse şüphelenmez. Bir yıl bile olsa buradan ayrılamam. Senin derdin çiftlik falan değil Halide. Sen Kemal'den boşanmak istemiyorsun. Çünkü Kemal'in Serap'la birlikte olmasına tahammül edemiyorsun. Bütün inadın bu yüzden, öyle değil mi? Tabii ki hayır Ekrem. Ben sadece senden biraz zaman istiyorum. Çocuk doğduktan sonra Kemal'den boşanacağım. Sen ne dediğinin farkında mısın Allah aşkına? Ekrem lütfen. Bu duyulursa rezil olurum. Sen çocuğumu herkese Kemal'den diye yutturacaksın ve ben buna müsamaha göstereceğim, öyle mi? Sen aklını yitirmişsin. Karnındaki çocuk benim. Sen de bana aitsin. Ekrem. Lütfen. Serap'ın eline bu kozu verme. Kız, ne oldu da gene cama yapıştın he? Ha. İkrem bir çıktı işte. Ay. Acaba ne konuştular ya? Kız bırak sen Ekrem'i kekremi de gel şu fasulyeleri ayıklamaya yardım et. Ekrem de kim? Ha? Neyin nesi oluyor? İkrem Bey, yani Halide Hanım'ın bir dostu diyelim. Yani tam olarak dostu da değil de, sen aklın pek ermez ya bu işlere. Bak hele sen hasbaya. Kız, ben seni görmeyeli ne kadar havalanmışım öyle. Vallahi beni artık eski ben diyelim. Halide Hanım'la çok yakınız biz. Bir nevi sırdaş gibi yani. Sırdaş. Git oradan deli karı. Halide Hanım'ın sırları sağ mı kaldı kız? Evet, bana kaldı. Biz Halide Hanım'la ne aynı sofralarda yemekler yemedik de ne büyük kulüplere gidip gezmedik. Hey, senin bunlardan haberin bile yok. Kız benim haberim olsa ne olur, olmasa ne olur. Sen gitsen ne olur, gitmesen ne olur. Hala onun hizmetçisi değil misin güzelim? Yasin Ağa. Buyurun Halim Ağa. Gülizar nerede? Müştemilatta. Gülizar benimle gel. Ne oldu ki ne ya? Ben sana ağzını sıkı tutacaksın demedim mi? Niye? Ne oldu ki Halide Hanım? Serap'ı sen yetiştirdin değil mi? Niye ben yetiştirdim? Gülizar, bana aptal numarası yapma. Hamile olduğumu bir tek sen biliyorsun. Vallahi ben bir şey demedim Halide Hanım. İki gözüm önüme aksın ki. Ben sana güvenmiştim Gülizar. Halide Hanım, size yemin ediyorum ben kimseye bir şey demedim. İnsan ekmeğini yediği kapıya bunu yapar mı? Hem ben Özlem Serap Hanım'dan yana olmam. Yemin ediyorum ben sizin sırrınızı tutuyorum. Kim söyledi o zaman? Ha? Kim yapar böyle bir şeyi? Vallahi bilmiyorum hanımım.
Yemin ediyorum size şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ki ben kimseye bir şey demedim. Benim sizden başka kimim var ki? Ben şimdi sana nasıl güveneceğim? Ha? Nasıl güveneceğim? Çekil. Ben söylemeden buradan bir yere ayrılmayacaksın. Kimseyle konuştuğunu görmeyeceğim. Halide Hanım! Halide Hanım! Halide Hanım, beni buraya hapus mu yapacaksınız? Bir masumum. Hiç kimseye bir şey demedim. Beni buraya mı hapsedeceksiniz? Reşit. He. Hani Cemşir'in üstesinden beraber gelecektik? Pıstın kaldın. Köpekle aynı çuvala girilir mi? Girilmez. Şimdi acele etmemek lazım. Ben bir yolunu bulacağım. Hem ne demişler? Yol yoluyla, orman baltayla. Bak, Asuman değil mi o? Vay Cemşir, vay. Sen ne yere bakan yürek yakanmışsın öyle. Neden gülüyün? Yaşınca anlaşıldı bunun neden fort attığı. Sen burada bekle beni kabak. Cemşir! Cemşir! Az gel hele. Cemşir. Asuman'ın senin evinde ne işi var? Sana ne? Aa, biz senden arkadaş değil miyiz ya? Merak ettik, sorduk. Bundan böyle benden kalacak. Bir itirazın mı var? Yok canım. Ne itirazım olacak ya? Alloş, lakin Zehra'nın bundan haberi var mı? Yok. Olsa da fark etmez zaten. Zehra ne karışır ki? Değil mi? Hadi. Hadi görüşürüz. Ne oldu Erenler? Abah, yolu da bulduk, baltayı da. Serap? Buyur, gel. Halide. Bebek Kemal'den diyor. İnanmadın herhalde. Elbette inanmadım. Ama bir şeyler yapmalıyız Seher. O kadın uzun zamandan beri ilk defa avucuma düştü. Bugüne kadar yaptığı her şeyi fitil fitil burnundan getireceğim. Bana yardım etmelisin. Ne yapmamı istersin? Abini ikna et. Ekrem bir kağıt yaz. Halide'nin karnındaki çocuğun kendinden olduğuna dair bir ifade versin. İyi de böyle bir şeyi kanıtlamanın mümkünatı yok Serap. Hem abim mahkemeye falan gitmeyi de kabul etmez. Zaten iş mahkemeye varmayacak Seher. Halide de böyle bir şey kabul etmez. Sadece biraz gözünü korkutacağız, o kadar. Thank you.
Hayırdır Kemal? Halide'yi görmem lazım. Sen az bekle. Halide Hanım'a haber vereyim. Hanımım, Kemal Bey geldi. Sizi görmek istiyor. Kemal mi? Gönder gitsin. Bağış olsun hanım. Halide Hanım seninle görüşemeyecek. Halide! Kemal. Yasin Ağa, sen çıkabilirsin. Otur. Konuş bakalım. Ne dolaplar çeviriyorsun? Bunu çok iyi düşünmelisin abi. Ama bence Serap haklı. Hem madem çocuk senin, Halide'nin öyle istediği gibi davranmasına müsaade edemezsin, değil mi? Yani Serap'la işbirliği yapmamı öneriyorsun? Bak, sen bu kadını istiyor musun? Senin Halide'den uzak durman için elimden ne gelirse yaptım. Ama dinlemedin. Yine de her başın sıkıştığında, her ihtiyacın olduğunda yanındaydım. Yalan mı? Lafı nereye getirmek istiyorsun? Bak abi. Halide çiftliği ele geçirince sana ihtiyacı kalmadı. Yani diyorum ki, yine başı sıkışırsa, müşkül duruma düşerse sana dönecek yine. Bu durumda Kemal ondan derhal boşanacak. Senin istediğin bu değil mi zaten? Hı? Halide, cevap ver. Duyduklarım doğru mu? Konuşsana! Her şeyi biliyorum. Gebeymişsin. Bir de utanmadan çocuğun benden olduğunu iddia etmişsin. Bu kadar alçaldın mı sen ha? Nerede senin namusun? Ha? Nerede senin haysiyetin? Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Güllü'yle karıştıran sensin Kemal. Ben Güllü'yle karıştırmıyorum. Ben onu seviyorum. Sen de birazcık gurur olsa benden boşanırdın. Ama sen ne yaptın? İnat ettin. Sonra da gidip elin adamının koynuna girdin. Artık bitti Halide. Derhal boşanıyoruz. İffetsiz bir kadından boşanmaya hakkın var herhalde, öyle değil mi ha? Hayır Kemal, boşanmıyoruz. Bu çocuğun senden olmadığını ispat edemezsin. Hiçbir şekilde kanıtlayamazsın. Katil mi edeceksin sen beni ha? Delirtecek misin sen beni ha? Düş yakamdan Halide, düş yakamdan. Yoksa günah benden gider. Senden niye boşanmıyorum biliyor musun? Seni sevdiğim için değil, senden nefret ettiğim için. İkinizin bir araya gelmesine asla izin vermeyeceğim. Hayatı zindan edeceğim size, anladın mı? Sen istesen de istemesen de bu evlilik bitecek. Hayatımın sonuna kadar Güllü'nün yanında kalacağım. Sense tek başına, yapayalnız kalacaksın. Defol. Çık dışarı. Ah!
Kapısı da 20. Aç, 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 aç. Ana, ah, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kemal geldi mi? Yok, gelmedi daha. Ali. Ali, oğlum, ananın sana çok güzel haberleri var. Ne oldu ki ne? Çiftliği geri alıyorum ana. Nasıl? Halide sonunda köşeye sıkıştı. Ali, yakında çiftliğe dönüyoruz oğlum. Dönelim değil mi? Ha, dönelim. Hayırlısı neyse olsun kızım. Huzurumuz daha fazla kaçmasın da. Evet. Hadi. Nereye? Çiftliğe gideceğim, gecikme. Ay, ay dur seni mi öpeyim? Anam benim. Ali. Yavrum, deli kız. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Sağ olasın. Elim yatkındır derler. Afiyet olsun. Sağ ol. Elbise sen de yakışmış. Güle güle giy. Sağ olasın. Sayende. Cemşir. He. Bugün sokakta bizi herkesler gördü ya. Benim içim içimi yiyor. Yakında karının kulağına gidecek. Rezillik çıkacak. Koy ver beni gideyim ben ha. Yok. Olmaz öyle şey. Bundan kelli beraberiz. Bize kimse karışamaz. Ya yarın öbür gün karın bastırırsa bizi ha? Zina yapıyorlar derse mahpuslara düşeriz beraber Cemşir. Yok yok. Yapmaz. Sen Zehra'yı bilmiyorsun, tanımıyorsun. Hem yaparsa yapsın. Onu boşar, ben de seni alırım. Basarız bir imam nikahı. Gül gibi yaşarız ha. İmam nikahı? He. Neler diyorsun Cemşir? Kolay mı öyle? Kolay tabii. Ne sanıyorsun? Baksana Güllü'ye. Dün koskoca çiftliğin sahibiydi. Bugün... Ama Asuman, ben oğlunu toprağa gömmüş bir adam. Bana hiçbir şey yapamazlar. Hadi çak. Hadi. Zavallı Zehra. Boynuzları takmış, haberi yok. He, değil mi? Ama bu Asuman var ya, Cemşir'in yanında fazla kalmaz. Neden dersen, bir kere kadın şarkıcı. Her yerde geçer akçe mesleği var. Ne diye tenekede oturup dursun ki, değil mi? Cemşir'le ne işi var o vakit? Ya şimdi, kadın Cemşir'de para var diye yanaştıydı. Ama artık Cemşir'de de para yok. Bizimkiler çiftlikten atıldı. Cemşir'de para ne gezer? Şimdi bu Asuman Cemşir'in yanında fazla kalmaz. Esasında ben şöyle bir bekleyiversem benim iş kendiliğinden çözülecek. Ama işte benim de beklemeye vaktim yok. Benim bu Asuman'ı hemen meyhaneye götürüp şarkıcılığa başlatmam lazım. Yoksa dükkan batacak. Hacer, sen de bana yardım edeceksin. Nasıl? Şimdi bu olanlardan Zehra'nın haberi yok demedin mi? Güzelce gidip Zehra'nın kulağına fısıldayacaksın. Haberi uçuracaksın yani. Diyeceksin ki böyleyken böyle. Zaten zavallı Zehra'nın boynuzları tavanı dermiş biliyor musun? Yani fenalıktan değil Hacer. Komşuluk vazifesi. Geliyor, geliyor, geliyor.
Geliyor, 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 geliyor. Ah, hoş geldin Cemal. Hoş bulduk Zehra teyze. Ali. Al bakalım. Bak. Ay, bak. Aa, çorba yaptıydım analı kızla. Açsan ısıtayım hemen. Sağ ol Zehra teyze. Atölyedeydim. Güllü yok mu? Geldi hemen gitti. Gitti mi? Nereye gitti akşam akşam? Çitli'ye gitti. Çitli'yi geri alacağım diye pehbe keyifliydi. Anan nasıl keyifliydi ha? Değil mi oğlum? Anne nasıl keyifliydi ha? Ay ne güzelmiş bu. Hadi bakalım. Evde mi? Evet. Yine ne istiyorsun Serap? Söyleyeceklerimi dinlemezsen çok pişman olursun. Seyyar Havacı, sen çıkabilirsin. Ne diyeceksen de. Bu ne biliyor musun? Ne? Ekrem'in ifadesi. Altında da imzası var. Seninle ilişkisini itiraf ediyor burada. Karnındaki çocuğun kendinden olduğunu anlatıyor. Yarın avukat bunu mahkemeye verecek halde. Bu mümkün değil. Zina işlediğine dair dava açılması için bu yeterli olur sanırım. Hı? Üstelik Ekrem bunu mahkemede de doğrulayacak. Ekrem'i de mi kendine düşman ettin? Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Öyle mi? Al oku. Kendi gözlerimle gördüm. Yarın benimle notere geliyorsun devir işlemleri için. Sonra da buradan defolup gidiyorsun. Sabah seni fabrikada bekliyorum halde. Eğer gelmezsen çok kısa zamanda Adana bütün pisliklerini öğrenir haberin olsun. Vesikasız. Lafla satış mı olurmuş? Sen ne demeye Cemşira'nın lafına güvenip de bu işe girdin ki? Nereden bilirdim ki beni böyle kazıklayacağını? Hem o avlat dinden imandan çıkardı adam zar. Ne bileyim işte kadının ne yapacağı belli olmaz derler. Yani söz meclisten dışarı yenge. Ne kadın kaba? Neden bahsediyorsun sen? Ne diyorum sen? Abo, sizin haberiniz yok ha? Ya tenekeli mahalle tek mi birden dedikodudan zangır zangır titriyor. O şarkıcı avrat Cemşir'le beraber kalıyormuş. Ne? Ne? Gözlerimle gördüm. Osman Cemşir'le beraber mi kalıyor Ramazan? Pakize sen şimdi bana niye kızıyorsun ki kurban olduğum? Ben de yeni duyuyorum. Zehra teyze haklıymış demek. Bak size yemin ediyorum ben bu mevzunun buraya kadar geleceğini biliyordum ha. Yeminle biliyor musun? Allah ver o Zehra teyzenin haberi olmaya. Aman aman. Ama sakın ha duymasın. Vallahi yüreğine iner. Ramazan sen Cemşir Efendi'yle git bir konuş. Ay bu yaştan sonra yapılacak iş mi Allah aşkına? Tövbe tövbe. He doğru diyeyim. Ben gideyim bir konuşayım. Ben ne olacağım peki Erenler? Ya dur bir hafız şu meseleyi halledek. Seninkini hallederik. Ağlayacak arkamızdan.
Hayırdır Ramazan, buyur. Cemşir Azgel ile senden bir şey konuşacağım. Hayırdır Ramazan, buyur. Cemşir ne oluyor? Ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Ya bütün tenekenin dilindesin. Herkes seni konuşuyor. Bak Ramazan, kim konuşuyor bilmiyorum. Ama kim konuşuyorsa dişlerini avucuna verdiğimde ne konuşacağını biliyor. Ya Cemşir ha, Zehra teyze yazık değil mi? Kadın biliyor mu bunu ha? Dinle Ramazan. Bana Asuman'a vurgun. Benden kalacak. Bu vakitten sonra da bırakmam onu. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Cemşir ağa bak bu kadın şarkıcı. Anlıyor musun beni? Meyhaneye, pavyona alışkın, paraya, pula alışkın. Sen nasıl? Bak Cemşir ağa bu bir heves. Anlıyor musun? Heves. Geçer gider. Yuvanı yıkma bu heves için ha. Bak Ramazan. Eğer böyle konuşmaya devam edersen kalbini kırarım senin. Ben bundan böyle onu yaşatırım. Öyle pavyon, meyhanede yok. Hadi şimdi selametle. Tövbe estağfurullah. Adam aklını peynir ekmekten yemiş lan. Ekrem burada mı? Abim yukarıda. Çağırabilir misin? Onunla önemli bir şey konuşacağım. İstirahat ediyor. Seninle görüşmek isteyeceğini zannetmiyorum. Bu da ne demek? Ne demek olduğunu duydum. Abimi yeterince üzdün. Daha fazla canını sıkma. Anlaşıldı. Sendin demek. Koşup her şeyi Serap'a yetiştiren sendin değil mi? Evet. Birinin artık senin yaptıklarına dur demesi icap ediyordu. Sen ne vakit dost oldun onunla? Dost olmadım. Sadece yardım ediyorum. Niye yardım ediyorsun? Çünkü ben senin gibi değilim. Sen hayatımda tanıdığım en kötü insanmışsın. Ve bütün bunlara rağmen hep dört ayak üstüne düşmene tahammül edemiyorum. Demek benden bu kadar nefret ediyorsun. Ne yazık ki abim seni seviyor. Ve bir çocuğunuz olacak. Abime uzak durman için elimden geleni yapardım ama çocuk her şeyi değiştiriyor. Halde evlenmeniz lazım. Bu senin üstüne vazife değil Sar. Ne oluyor? Bizi yalnız bırakır mısın Sar? Yemek getirdim. Yasin yarabancı Allah'ını seviyoruz lan. Artık açın şu kapıyı da çıkartın beni. Nefis falan alamıyorum. Daraldım ben artık bu odada. Kız Halide Hanım müsaade etmiyor. Baba gene ne haltlar ettin de kadını dellendirdin. Ben hiçbir şey etmedim. Benim bir günahım yok ya. Tamamen iftiraya uğradım ben. Ne olursun gidip şu annemle konuş da çıkartın beni buradan ya. Kızım ben ne karışırım. Zaten kadın burnundan soluyor. Cinleri tepesinde.
Hadi ben de gideyim de bağa da salmasın. Allah'ım şeytan diyor, aç şu pencereyi. Avazın çıktığı kadar bağır. Halide Hanım İkrem Bey'den hamile kaldı diye. Bütün çiftlik duysun. Kemal, beni mi bekliyorsun? Tamirhaneye gitmeden seni bir göreyim dedim. İki yerde birden çalışıyorsun. Ama artık lüzum kalmayacak. Ne demek lüzum yok? Ekrem de Seher de bizim tarafımızda. Hallettim bu işi. Yarın gidip Halide'den çiftliği alıyorum. Boşanıyorsunuz da. Ben sana bir şey yapmayacaksın demiştim. Dinlemedin beni değil mi? Kemal yapma böyle. Halide'nin namussuzluğunu fırsat bilip çiftliği geri alacaksın, öyle değil mi? Hem de benim sözümü çiğnemek pahasına. Anlamıyorsun. Evet Güllü, anlamıyorum. Ya ben sana bir söz verdim. Seni de oğlunu da rahat ettireceğim dedim. Küçük de olsa bir çiftliğimiz olacak dedim. Önemli olan beraber olmamız, Ali'nin sağlığı dedim. Ama anlaşılan bunlar senin için yeterli gelmedi. Kemal. Güllü. Ben sana bir soru soracağım. Benimle evlenmeyi mi yoksa çiftliği mi daha çok istiyorsun? Kemal bu ne biçim bir soru Allah aşkına? Hadi söyle. Ben saadetimiz için mücadele ediyorum. Kemal nereye? Ben işe gidiyorum. Bizim için tuttuğumuz çiftliğin tadilatı için para kazanmaya. Belki senin için pek bir önemi yok ama saadetimiz için mücadelemi ben böyle veriyorum. Evet, seni dinliyorum. Niye geldin? Serap'a verdiğin ifadeyi geri almanı istiyorum. O ifadeyi asla geri almayacağım. Almazsan bir daha çocuğunu göremezsin Ekrem. Halide. Seni en çok niçin seviyorum biliyor musun? O kadar kötüsün ki bana kötülüklerimi unutturuyorsun. Eğer Serap'ın istediklerini yapmazsan mahkemeye gidip o ifadeyi vereceğim. Bunu bil. Niye bunu yapıyorsun? Bana niye bunu yapıyorsun Ekrem? Çünkü senin bu hırslarından kurtulmanı istiyorum. Çiftlikle, Kemal'le, Serap'la uğraşmaktan vazgeçmeni istiyorum. Sen bugüne kadar hiç mutlu olmamışsın. Mutluluğun ne olduğunu bile bilmiyorsun. Ama ben sana bunu yaşatacağım. Her şeye rağmen, sana rağmen. Sen benim nasıl mutlu olacağımı bilemezsin. Ben ancak o çiftlikte mutlu olabilirim. Hayır Halide. Çok yanılıyorsun. Sen ancak o çiftlikten, Kemal'den, Serap'a olan nefretinden ve bütün bu hırslarından kurtulabilirsen mutlu olabilirsin. İşte ben Serap'a bu yüzden yardım ediyorum. Ve Kemal'den boşanman için ne gerekirse yapacağım. Ve şunu bil ki, karnındaki çocuk gibi sen de bana aitsin. Thank you.
Kemal. Sana bir şey soracağım. Sen de yokluk içinde büyüdün, ben de. Sen de çocuk yaştan beri gece gündüz çalıştın, ben de. Suyu olmayan, helası bile olmayan evlerde büyüdük. Bazı geceler aç uyuduk. Ben daha küçücükken el kadar kardeşlerim öldü açlıktan, yokluktan. Sen olsan çocuğunun böyle bir şey yaşamasını ister miydin? Bir zamanlar sinemaya bile gidemezdik. Hatırlasana. Paramız yoktu. Büyük kulüpten bizi nasıl da kovmuşlardı. Hatırlıyor musun? Kimse adam yerine koymazdı bizi. İtibar etmezdi. Babam bile hayvan muamelesi yapardı bana. Döve döve satmıştı beni, hatırlasana. Param yoktu. İtibarım yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. O vakitler Serap Hanım değildim daha. Ama ne zaman Serap Hanım oldum, o zaman her şey değişti. Şimdi büyük kulüptekiler kapıda karşılıyor beni. Giysilerim, otomobilim, param var diye bütün kapılar ardına kadar açılıyor. Ali öksürse doktorları diziyorum başına. Beni duvardan duvara vuran babam bile el pençe divan eğiliyor önümde. Ben Muzaffer'le evlendiğimde hanım olmadım. Muzaffer öldüğü zaman hanım oldum. Dişimle, tırnağımla, kendi emeğimle hanım oldum. O çiftlik benim kalem. Orası Serap Dinç Hastan'ın çiftliği. Orayı almam lazım. Ama bu demek değil ki çiftlik uğruna senden vazgeçerim. Eğer sen dersen ki ya çiftlik ya ben. Ben elbet seni seçerim Kemal. Her şeyi senin için yapacağım. Seni üzmelerine izin vermeyeceğim. İkimiz birlikte gideceğiz buradan. Sen doğduğun vakit bu yalnızlık da bitecek. Her şey çok başka olacak.
Her bir şeyi aldın değil mi? Bakın. Hürriyet burada. Vekalet sureti de var. Tamam, kurban oldum. Eksik yok yani. Hadi hayırlısı. Bakalım Halide Hanım vekaleti geri aldığını duyunca ne yapacak? Ne yaparsa yapsın. Allah Allah. Neyse, kurban olduğum, ben gidiyorum. Kendine dikkat et, tamam mı? Tamam. Hadi, kolay gelsin. Sağ olasın. Selamun aleyküm Hafız. Aleyküm selam Ramazan. Hayrola, ne yapıyorsun? Mahalleme bakıyorum Ramazan. Zorba bir adamın zulmü altındaki mahalleme bakıyorum. Hadi kalk, seni fabrikaya götüreyim ben. Ne yapacakmışım ki ben fabrikada? Oğlum sana orada bir iş ayarlarım ben, hadi. Ben mahallemi bırakmam. Cemşir'den hakkımı alacağım. Ya kurban olduğum, alırsın. Ama böyle işsiz, güçsüz, acı acına olmaz ki ne? Cemşir ağayı yola getirene kadar diyorum, anlıyor musun? Bak gidelim. Yürü, 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 yürü. Hayırlı sabahlar Halide Hanım. Seyyar Abacı. Gülizar'a söyle, artık odasından çıkabilir. Baş üstüne. Oh, çok şükür. Halide Hanım geldi mi? Gelmedi Serap Hanım. Mahpusluk bitti. Affedildim. Sen mi diyorsun? Halide Hanım çıkabilir artık dedi. Ay, Allah'ım sana şükürler olsun ya. Demek sonunda o da anladı benim masum olduğumu. Ama kendi gelip söyleyemedi demek. Utandı tabii değil mi? Yüzü yok tabii karşıma çıkmaya. Bu sen ne deli korusun böyle? Hadi hadi çok konuşma. İşler birikti. Ben bir başıma yetemiyorum. Hadi yürü. Hadi. Kız dur, beni bekle. Zehra. Kız Hacer. Benim ya. Gel otur, gel. Göreyim dedim, seni merak ettim. Pakize'ye sordum, o dedi burada kaldığınızı. Ha öyle mi? Aman duyulmazsaydı, biliyorum bura Kemal'ın evi. Yok yok, sen hiç merak etme. Kimse bir şey demedim. Nasılsın bakalım? Nasıl olalım? Çitlik'ten ayrıldık ama iyiyiz çok şükür. Maşallah. Oğlan nasıl? Sıhhati nasıl? İyi, iyi. Çok iyi. Hacer, Cemşir nasıl? Tek başına idare edebiliyor mu? Cemşir mi? Ben bebeği bırakıp bir türlü gidemedim. Ne oldu Hacer? Ne yazdı suratını? Ben onu demeye geldim asıl. Ne demeye geldin? Bir şey mi oldu Hacer? Konuşsana. Diller dillere baş
Başım alıp giden gurbet ellere. Başım alıp giden gurbet ellere. Kimdir o? Ben, Reşit. Hayırlı sabahlar bacım. Cemşir'e baktıysan çarşıya kadar gitti. Yok Asuman Hanım. Ben seninle konuşmaya geldim. Kapıyı kapat, hele konuşak. Benle. He, kapat. Hayırdır? Şimdi Asuman Hanım, belki kulağınıza gelmiştir. Meyhaneyi ben aldım. Öyle mi? Hayır olsun. Eğer sahnelere dönmek isterseniz, Adanalı sizi pek özledi. Tabii biz de Adanalıyık. Biz de çok özledik. Eksik olmasınlar. Ben de Adanalıları çok özledim. Siz de tabii. Ama Cemşir'e ne derim bilmem ki. Canım, sen istedikten sonra değil mi? Cemşir'e ne? Hem onun nikahlı karısı değilsin, bir şey değilsin. Sonra Asuman Hanım, ben sana bir şey diyeyim mi? Yani burada olanlar yakında Zehra'nın kulağına gider. İşte o zaman bu tenekede seni oturtmazlar. Aman canım, bırak Allah aşkına. Sen zaten tenekeye layık bir kadın mısın? Öyle değil mi kraliçem? Esas benim istediğim de bu. İşe dönmeyi düşünüyordum ama ben alışmışım çalışmaya, sahneye, şarkı söylemeye. Cemşir'i üzmeden nasıl derim onu bilemiyorum. Ha, bak işte. İşin o kısmını bana bırakacaksın. Ben var ya Asuman Hanım, bu Cemşir'in ciğerini bilirim. Hoş geldin Cemşir. Senin burada ne işin var Reşit? Canım, ne arayacağım? Seni sormaya geldim. Beni mi sormaya geldin? Niye soruyor ki bana? Canım, niye olacak? Kardeşimle akşam meyhaneye gidek de şöyle karşılıklı iki kadeh atak diye düşündüm. Yok Reşit, gelmeyeceğim. Bundan sonra Asuman nerede? Ben orada. Şimdi hadi Reşit, hadi. Abi, hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Arnavut. Aleykümselam beyim, hoş gelmişsin. Hoş geldik. Beyim, bu haftalıkları ne zaman alacağız be ya? Halledeceğiz, merak etme. Her hafta aynı şeyi söylüyorsun bre more. Ne dedi? Ya bir sus. Tamam bre more, halledeceğiz, yürüyorum. Ne dedi? Ya yürü öyle ya. Halide Hanım, sana bir diyeceğim var Halide Hanım. Ne var Ramazan? Kağıdı göreyim, değil mi? Avukattan geliyorum Nezle ben. Hisselerimi aldım. Kendi hisselerimi kendim yöneteceğim. Yani bu şu demek oluyor. Bu fabrikada tek söz sahibi artık sen değilsin. Ben de söz sahibiyim. Anladın mı? Ramazan, böyle bir saçmalık yapmadın değil mi? Halide Hanım, ben saçmalığın dik alasını ne zaman yaptım biliyor musun? Bu hisseleri hepsini sana en başta vermekte yaptım. Anlıyor musun beni? İşçiler burada açlıktan ölüyor ya. Kılın kıpırdamıyor, kılın kıpırdamıyor. Ancak çiftliklerle uğraşıyor. Dolap, dümen. Yeter ya. Ramazan, şimdi seninle uğraşamam, vaktim yok. Ama sonra hesaplaşacağız, meraklanma. Gidelim. Hadi, selametle. Yürü Hafız. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bak bunları kaldırın, burada duruyor kapının önünde ya. Sağ diyorum, hadi.
Hadi Serap, bir an önce şu işi halledelim. Âlâ. Çıkalım hemen. Önce notere gideceğiz. Bana çiftliği devredeceksin. Ardından da avukata gidip boşanma dilekçesini vereceksin. Önden buyurun Halide Hanım. Hafız, nasıl ama lan? Ben burada mı çalışacağım şimdi? Tabii tabii. Sen bundan kendi burada çalışıyorsun artık Hafız. Sen burada... Sen bundan kendi buranın katibi oluyor. Evet, katiplik tam sana göre bir iş. Katibin ne olduğunu biliyorsun ne? Şimdi bak, katip nedir biliyorsun Hafız? Şimdi bu çalışan kardeşlerimiz sabahın geliyorlar ya işe. Onların kartını zımbalıyor bu katip. Akşamleyin de giderken zımbalıyor ki ne? Biz kimin ne kadar geldiğini bilek, ona göre haftalık verek. Ne mi iş yapayım? Hani ne? Alış. Mütür gibi bir şey mi yani? Hele bir durun hele, dur dur. Kapat, kapat. Kapat hele, kapat, kapat bir. Ha? Kıymetli kardeşler, kıymetli bacılar. Bu zat Hafız Efendi. Bundan kelle buranın katipliğini o yapıyor. Sabahdan geldiğinizde kartınızı ona zımbalatıyorsunuz. Akşam deyin giderken de ona zımbalatıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Zımbalasa ne olacak ki? Para veren mi var? Bize haftalık ödediniz de yeni katip mi kusur kaldı? He. Para ödemeyeceksen beni burada niye işe aldın ki Ramazan? Hafız şimdi sen eksikliğinden de konuşma sus. Ya kardeşler, bacılar, arkadaşlar ben biliyorum sizin durumunuzu. Siz çoktan beri müşkül durumdasınız ama durum ortada kardeşim ya. Adama bitmiş durumda anlıyorsunuz mu? Yani pamuk fiyatları zaten ortada kardeşim. Kaç tane fabrika kapatıldı ya? Geçen deyinki yağmurda da çitlik güttüler gitti. Zortayı çektiler yani. Bakın biliyorum sıkıntılı günler geçiriyoruz ama biz bundan böyle el ele vererek kurtulacağız. Anlıyorsunuz değil mi beni? Yani böyle birlik olup çıkacağız bu sıkıntıdan. Evde hastam var. Ben daha fazla dayanamam gayrı. Ya paramı ödeyin ya işi bırakacağım artık. Ben de bırakacağım, ben de. Biz de bırakacağız. Ben de bırakacağım. Tamam. Merak etmeyin, ben bu meseleyi bu gitmeyin hallediyorum. Seninle sonra konuşacağız katip. Bütün erkekler gelsin. Gel, gel, gel. Çabuk, çabuk, çabuk. Bak şimdi kardeş, beni çok iyi dinliyorsunuz, tamam mı? Şimdi birkaçınız bu arkadaki pamukları alıyor, tamam mı? Traktöre yüklüyor. Diğerleri de bunları ve içeridekileri buraya tıkıyor, tamam mı? Hadi babam ver. Hadi kadasını aldıkları. Bırak sepeti, sepeti bırak, geç. Topla, topla, hadi. Geç, geç, geç. Yardım et. Çık baba, çık, 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 çık. İstifleyin güzel güzel, tamam mı? Bırak sepeti, hadi çabuk, 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 çabuk. Madem öyle, ben satarım. Geç, geç, geç. Hadi babam, hadi babam, hadi. Çiftliğin gerçekten senin hakkın olduğunu düşünüyorsun Serap. Kimin hakkı ya? Hı? Karnında gayrimeşru çocuk taşıyan kadının hakkı mı, öyle mi? Ağzını topla, terbiyesizleşme. Ben mi terbiyesizim? İstersen geri döneyim, gidelim jandarmaya, anlatayım her şeyi. Kim terbiyesiz, anlaşılsın ha? Canım sıkma benim Serap. İstediğin oldu işte. Kes sesini de yola bak.
çiftliği, Kemal'i, itibarını, her şeyi kaybettin Adile. En başından beri benim zarar etmem için, çiftliği ipotek etmem için uğraştın, öyle değil mi? Halide, sana bir şey soracağım. Fabrikadaki pamukları da sen yaktın, değil mi? Evet, ben yaktım. Kendi ellerimle yaktım, oldu mu? Tabii, biliyordum zaten. Biliyordum. Böyle bir şey ancak senin gibi vicdansız yapabilir çünkü. Ne oldu? Değdi mi? Bütün çabaların boşa gitti işte, yazık. Her şeye rağmen senin kös kös tenekeye gidişini gördüm ya, o bana yetti. Değdi yani. Tenekeye gittiğimi de nereden çıkartıyorsun? Öyle mi? Ya nereye gitti? Kemal'in evine. O günden beri Kemal'in evinde kalıyoruz. Ne dedin sen? Bir de utanmadan birlikte mi kalıyorsunuz siz? Ha? Bunun pek bir önemi yok artık, değil mi? Nasıl olsa boşanıyorsunuz. Sen tam bir Kemal'le biz birbirimizi seviyoruz, tamam mı? Hiç olmazsa senin gibi sevmediğim bir adamla yatıp kalkmıyorum ben. Ağzını topla, sen haddini aşıyorsun artık. Öyle mi? Evet öyle. Toplamazsan ne olur? Kendine geleceksin, ağzını toplayacaksın, duydun mu beni?